Tabi 89 ve 90. ayetler çok önemli. 91-92 çok çok önemli. Yani peygamberimizi Cenab-ı Hak dizayn ediyor, inşa ediyor. Bakın diyor ona ki İnnemâ ümirtü, de ki ben şununla emrolundum. En a'bude rabbe hâzihil beldetillezî harramaha, bu şehri saygın kılan bu şehrin sahibine, yani Allah'a kulluk yapmam. O Mekkeliler Mekke'ye çok önem veriyorlardı. Kabe'ye çok önem veriyorlardı. Allah ise Kabe'nin Rabbine önem verilmesini onlara öğretiyor. Dolayısıyla o şehrin Rabbine kulluk yapmakla emrolundum. Ve lehu külli şeyin, zaten her şey ona aittir. Onun olmayan hiçbir şey yok. Hem bu şehir, yani Mekke, şimdi İstanbul, her taraf neyse hepsi Allah'ın mülkünün birer parçasıdır. Ve her şey bu manada Allah'a aittir. Her şey Allah'ın mülkünde kabul edilir. Ve ümirtü en ekûne minel müslimîn. Ve ben Müslümanlardan olmakla emrolundum. Yani peygamber haşa Allah'ın ona emrettiği davranışlardan müstağni değildir. O davranışları yapmasa da olur kabilinden bir duruşu, bir pozisyonu kesinlikle yoktur. Dolayısıyla Âmene Resulü okuyor kardeşlerim. O okunan iki ayetin birinci cümlesinde buna aslında temas ediliyor. Âmene Resulü bima unzile ileyhi min rabbihi vel müminun. Resul, Rabbinden kendisine indirilmiş olana önce o iman etmiştir. Vel müminun, sonra da müminler iman ettiler. Yani peygamber önce Allah'ın kuludur, sonra Resulüdür, sonra elçidir. Yani ben şöyle şeyler söylüyorum, bir kısmı da yanlış anlıyor ama ne yapalım? Kul Muhammed, Resul Muhammed'e uymak zorundadır. Yani Abdullah'ın oğlu Muhammed, Allah'ın peygamberi Hazreti Muhammed'e itaatle yükümlüdür. Onun için biz kelime-i şehadette öyle söyleriz. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Şahitlik ederim ki Muhammed aleyhisselam hem Allah'ın kuludur hem de peygamberidir. Onun için burada Müslümanlardan olmam emrolundu diye ikinci husus var. Üçüncü husus, ve en etlü vel Kur'ane. Ve Kur'an'ı tilavet etmem bana emrolunmuştur. Kur'an okumak, Kur'an'ı anlamak demektir. Kur'an'ı yaşamak demektir. Kur'an'ın peşinden gitmek demektir. Kur'an'ı önüne alıp kendisi onu arkadan takip etmek demektir. Tilavet, bir mesajı aktarmak anlamına gelebileceği gibi o mesajın gereğini yerine getirmek ve o mesajı hayatın merkezine almak manasına da gelir. Dolayısıyla bu ayette üçüncü husus, Kur'an'ı tilavet etmesi peygamberimizin görevi olarak ifade ediliyor. Şimdi peygamberin görevi budur da insanlar neden Kur'an okumazlar? Efendim okuyoruz ya, mukabele sürüyoruz. Hayır, o değil. O yetmez. O da doğru bir iştir ancak asla yeterli değildir. Yeterli olan nedir? Okuduğunu anlamaktır. Anladığını yaşamaktır. Yaşamıyorsanız anlamıyorsunuz demektir. Anlamıyorsanız yeterince okumuyorsunuz demektir. Onun için Kur'an'la diyalogumuz, Kur'an'ı anlamak ve hayatımıza yansıtmak şeklinde tecelli etmelidir. Surenin